Sayın Profesör Süreyya Faruk'u bulacak. Hakikaten çok çok değerli yaptıklarını yani merak etmemek mümkün değil. Süreyya Hanım yüksek tahsilini Hamburg Üniversitesi'de yapmış. Sonra İstanbul Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Bloomington, Indiana'da ve yine Hamburg Üniversitesi'de tekrar bir zaman bitirmiş, tamamlamış. Arkasından 71 ile 87 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış. Arkasından da Münih'te Ludwigs-Maximilian Üniversitesi'nde yaklaşık olarak 9 yıl profesör olarak çalışmış. Sonra İstanbul'a gelmiş. Bilgi Üniversitesi'nde 10 yıl kaldıktan sonra oradan emeritus profesör olarak ayrılmış. Şimdi de İbni Haldun Üniversitesi'nde aktif olarak çalışıyor. Sağ olsun bir yandan da Almanya'ya gidip geliyor. Bir defa bize tam zaman buluyordu. Yarın gidiyormuş zaten. O nedenle çok güzel bir zamana denk geldi. Birçok akademik ödülü var. Boğaziçi Üniversitesi'nden Anısal Doktora ödülü var. Bilim Akademisi Derneği'nden, Tarih Kurumu'ndan, Middle East Studies Association'dan onursal üyeler var, üyelikler var. Üç tane kitabı var, çok yakın zamanda çıkmış olan. Daha fazla var. Üç tane kitabı çıkmış olan. Onları zaten kendisi anlatacak ama bu kitaplar aslında çok önemli. Cultural History of Ottomans var bir tanesi. The Imperial Elite and Its Artifacts diye. Bu kitabın bir de Osmanlı'nın kültürel tarihi diye Türkçe versiyonu var. Çağdaş Cümer tarafından tercüme edilmiş. Bir de Artisans of Empire, Crafts and Craft People Under Ottomans diye bir kitabı var. Şimdi baktığımız zaman ben de Karagöz hakkında soru soracağım kendisine. Fazla konuşmadan kendisini davet edeyim. Süreyya Hanım. Merhaba. Burada durabilir miyim? Yani şu anda podyuma çıkmam şart mı? Yok. Okey. O zaman yani bence daha, bu daha iyi olur. Efendim diyeceksiniz yani bu varlıklı kadınlar niye konu oluyor? Ve bana sorarsanız bu bir yerde tüketim tarihinin bir bölümüdür. Yani Osmanlı tarihinde tüketim tarihi çok eski bir alan değil. Yani malum efendim uzunca bir süre boyunca iktisatçılar için tüketim çok enteresan değildi. Yani efendim eninde sonunda üretim her şeyi tayin ediyor diye düşünülüyordu. Tüketim tamamen yani buna bağlı. Arkada sesim çıkıyor mu? Eğer yani bir problem varsa lütfen yani söyleyin. Onun için efendim bağımsız bir olgu değildir diye düşünüldü. Ve bu nedenle az insan çalışmıştır. Oysa yani bana sorarsanız bu tür tercihlerin her zamanda gerçek hayatla ilgisi var. Yani burada yaşını başını almış olanlar biliyor, 70'li veya 60'lı veya 70'li yıllarda öyle tüketim malı olarak çok fazla bir şey yoktu. Yani ben gayet iyi hatırlıyorum, Ankara'da oturuyordum, param azdı. Ama ben ayakkabılarımı annemin oturduğu hamburgtan getiriyordum. Çünkü Ankara'da 40 nolu ayak için bir tek model vardı. Bütün dükkanlarda aynı. Ve eğer kazara bu modeli istemiyorsanız o zaman ayakkabısız gezeceksiniz. Yani bu böyleydi. Onun için yani durum böyle iken insanların tüketimi çok merak etmemesi bence gayet normaldi. Fakat yani son 30-35 yılda bu durum değişince efendim çalışmalar çoğaldı ve o zaman efendim insanlar üretim-tüketim ilişkisinin çok daha karmaşık olduğunu anlamışlar.
Yani Emine Gül Karababa diye bir arkadaşımız var ODTÜ'de. Ve efendim bu 16. ile 17. yüzyıl arası Bursa'sını çalışmıştır. Ve efendim tüketim mallarına dönük. Yani kendisi işletmeci. Ve o zaman şu çıkmış. Efendim 17. yüzyıldaki evlerde daha fazla tüketim malı varmış. Yani diyeceksiniz o 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu her bir tarafta genişlemektedir. Efendim ve 17. yüzyılın ortası çok krizli bir dönem. Yani iklim açısından, politika açısından her açıdan. Oysa efendim tüketim malları daha çoktur Bursa'da. Benim yani araştırma yapmadığım bir dönem için benzeri bir gözlemim oldu. Yani Anadolu kasabalarını dolaştığınız vakit göreceksiniz ki efendim yani eğer o kent veya kasabanın eski evleri varsa tipik olarak bunun tarihi 19. yüzyılın son çeyreğine rastlamaktadır veya 20. yüzyılın ilk yıllarına yani Balkan Savaşları'na kadar. Ve efendim o dönemde 1875 yılında Osmanlı Devleti resmen iflas eder. Buna rağmen yani böyle sadece dolaşmanıza gerek kalmaz. Çünkü bir sürü küçük kent için efendim Bergama'nın eski evleri, Uşak'ın eski evleri, Avanoz'un eski evleri diye yayınlar yapılmıştır. Bazen belediyeler destekliyor. Bazen de efendim insanlar, yapanlar bunu kendi hesabına bastırıyor. Yani bende gayet ilginç bir Bergama çalışması var. Yerli bir, yani bir mimar yapmış ve Bergama harabelerinin girişinde insan bunu satın alabiliyordu. Ben de aldım. Onun için yani epey bir böyle bir külliyat ortaya çıkmış. Ve o zaman yani efendim evlerin ve görkemli evlerin çoğaldığını görüyorsunuz. Ve sadece kıyıda değil, sadece gayrimüslimlerde değil, hiç değil. Yani ama anlaşılan o dönemde ticaret epey artmıştır. Hazine bundan çok fazla payını almamış olabilir. Ama yani bu insanlar bir şekilde efendim kendini güzel bir ev yaptırmışlar. Üstelik okuma yazma da yaygınlaşınca adlarını ve tarihlerini de koymuşlar. Yani inanmazsanız yani tatil gezilerinde dikkat ederseniz. Onun için yani demek ki elbette çok uzun vadede elbette üretim tüketim imkanlarını tayin ediyor. Ama bu ilişki sandığımızdan çok daha karmaşıktır. Ve ayrıca da efendim yani hani burada ben çok bayan görüyorum. Ben de onlardan biriyim. Ve o zaman insan kadınların dünyasını merak eder. Ve efendim biliyorsunuz pek çok yani yayında şöyle bir şey görebiliyorsunuz. Efendim kadınlar maddi dünyanın yaratıkları, efendim entelektüel veya efendim işte diyelim daha yüksek melekelerden icabında yoksun olabilirler. Ama yani maddi dünyanın içinde olan insancıklar. Yani insan bunu okuduğu vakit herhalde başını salıyor. Ben de başımı salıyorum, siz de gülüyorsunuz.
Ama o zaman yani insan der ki, peki bu dünya hakkında, bu maddi dünya hakkında biz acaba neler bilebiliriz? Yani o soru çıkıyor önümüze. Ve şimdiye kadar en çok giysi çalışılmıştır. Yani bazılarınız biliyor, Lale Görünür, efendim Sadbek Hanım Müzesi'ndeki kıyafetlerden hareketle önemli bir çalışma yapmıştır. Çok daha eski Jennifer Scares diye bir İskoçyalı müzeci. O da efendim elinde olan giysilerin kesimi üzerinde çalışmıştır. Yani o açıdan efendim giysiler üzerinde bir miktar bir çalışma var. Ama en nihayet yani bu kadınların mal varlığı sadece giysi değil. Önemli ölçüde efendim mücevherat, ziynet eşyası ve bir yerde yani ziynet eşyası üzerinde az çalışma yapıldı. Problem ne? Efendim var olanları tarihlendirmek son derecede zor. Yani efendim güzel bir çalışma var. Anadolu'da mücevherat diye. Fakat efendim yani özellikle biraz böyle etnolojik olan parçalarda, yani saraylı değil, o zaman tarihini tespit etmek son derecede zor. Efendim belki bazılarınız biliyor, Günlük Hayat Nesneleri adlı bir yayın var. Orada birkaç tane tarihli ziynet eşyası mevcuttur. Genellikle geç 18. yüzyılın son yılları, 19. yüzyılın başı ve yani tabii tarihçi dediğiniz yaratık her şeyden önce bir nesnenin tarihini tespit etmek ister. Bunu yapamadığı zaman ilgisi çok azalır. Öte yandan bir ölçüde bunu gidermek için bir çare var. O da resimler. Ve efendim yani biz burada güzel. Efendim aslında bu ilginç bir yayın. Georges de La Chapelle, o 17. yüzyılın ortasında İstanbul'a gelmiştir ve efendim özellikle bayan kıyafetlerini yani konu eden bir kitap çıkarmıştır. Hatta bunun parası efendim soylu bir Fransız bir soylu bayan tarafından verilmiştir. Efendim yani sponsor gibi. Ve yani daha sonra efendim bu kitap basıldı. İnternette bulabilirsiniz. Çünkü şeyde Fransız Devlet Kütüphanesi bir sit açmıştır. Adı Gallica. Ve Gallica'da copyright olmayan bir sürü yayın bedavadan bulunabilir, indirilebilir. Ve yani efendim bu kitap da orada mevcuttur. Yani ben burada sadece iki tane gösterebilirim. Oysa efendim bu kitapçık böyle 8-10 resimden oluşmaktadır. Ve efendim bir tane daha. Bunu istemiyoruz. Tamam. Şimdi Georges de La Chapelle dediğim gibi burada kitap yazmak için bulunmuştur. Yani diyelim bir çeşit yani gazeteci. Ve efendim malum yani bugün de gazetede yazan her şey doğru olmak zorunda değil. Orada da öyle. Ama
hiç değilse adam 16-17. Yüzyılın ortalarında gerçekten bir süre boyunca bulunmuştur. Şimdi bu bayanları görmüş olması pek söz konusu değil bence. Ama giysileri görmesi imkansız değil. Çünkü en nihayet bazısı sahibesi tarafından satılmış olabilir veya cariyesine verilmiş olabilir. Cariyesi bunu daha sonra satmış olabilir. Sonuç olarak yani o dönemde ikinci el elbise satanlar az değil. Genel olarak yani Avrupa'da da aynı şey var. Orada da ikinci el elbise çok satılıyor. Onun için meraklısı gidebilir. Ondan sonra yani bir hizmetçiden, arkadaşın hizmetçisinden rica etmek mümkün. Kız bunu bir kez giysin. Veya eğer o imkan yoksa başka bir şey var. Şimdi bu yani diyelim Georges de La Chapelle ve benzeri insanlar gençliklerinde bir atölyede resim dersini almış oluyor. Ve o zaman kişileri belirli pozlarda göstermek gibi bir yani yetenekleri var. Ve o zaman tabii poz çok gerçekçi olmayabilir. Çünkü bu adam bunu atölyesinde öğrenmiştir. Ama yani bizi ilgilendiren özellikle ziynet eşyası orada yani sanırım o işimize daha çok yarayabilir. Ya, ve bir de bir daha herkesin tanıdığı bir başka şey var. Levni. Tabii bunu eminim herkes görmüştür. Levni yani 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yani sanırım vefat tarihi 1732 olabilir. Ve bu da bizi müzisyen kızları ve rakase olan bir hanımı gösterir. Yani bunlar tipik yani varlıklı kadınların elbisesini giymektedirler diyemeyiz. Niye? Çünkü rakase özellikle gösterişli elbise giyecek. Çünkü yani bir yerde raksın çekiciliğini artıran bir ögedir bu. Onun için yani hatta biliyoruz bazen cari yani diyelim rakası cariye olabilir ve bu tür durumlarda giymek üzere kendisine pahalı bir elbise verilebilir, emanet edilebilir. Fakat yani ben böyle kayıtlara rastladım. Bu cariye daha sonra serbest bırakılır. Ama o elbise kendisine verilmemektedir. Onun için yani hani bu gösteriş için yani yapılan bir giysi günlük giysi değil. Bir de burada müzisyenler var. Ve müzisyenler içinde buna benzer yani bir durum var. Çünkü yani aranızda belki keman veya piyano çalanlar vardır, biliyorsunuz. Bugün de orkestrada çalışanlar çok dikkat etmeli. Yani eğer operada iseniz görürsünüz, bayan orkestrada olan bayanlar çok az ziynet eşyası kullanıyor. Niye? Çünkü cüngür cüngür falan yapabilir ve orkestranın yani sesini bozabilir. Onun için yani hiç yok değil ama çok az takıyorlar. Onun için bu müzisyenler için de
aynı şey söz konusu olabilir. Yani bunlar çünkü profesyonel müzisyen. Profesyonel müzisyenlerin var olduğunu hepimizin bildiği Mary Montagu var, değil mi? 18. yüzyılın başında sadrazamın eşini ziyaret etmiştir. Ve o zaman bu köprülü ailesinden bir sadrazam ve bu hanım ne diyor? Ay diyor, ben yaşımı başımı aldım, dünyevi işlerle çok fazla ilgilenmiyorum. Bu nedenle özür dilerim, bizim cariyeler çok da diyelim iyi eğitim görmüş müzisyen değil. Tabii bu fishing for compliments olabilir. Ay bu öyle değildir, yani çok da güzel söylüyorlar denilebilir, doğru. Ama öte yandan bizim için önemli olan demek ki yani fishing for compliments olsun olmasın, bu hanım şöyle bir şey düşünüyor. Kendisi elitten bir kadın. Ziyaretçileri gelince, çünkü Mary Montagu tek başına gelmiyor. Sadrazamın kahyası var. O kahyanın eşi Fatma Hatun. Onlar birlikte geziyor. Ve o zaman demek ki böylesi gelirse iyi bir evde müzik olacak. Ve bunun için antrenman görmüş olan müzisyenler var. Ve yani bu hanımlar belki öyle bir zengin evde yani müzik yapmış olabilir. Ben hep yanlış yapıyorum. Bir de bu en son şu anda biliyorsunuz Sadber Hanım Müzesi'nde yazmalar gösteriliyor ve bu Fenerci Mehmet albümü Nurhan Atasoy tarafından çoktandır yayınlanmıştır. Zaten o resmi oradan aldım. Ve şimdi bunun üzerinde insan biraz yani kafa yorabilir. Çünkü diyelim yani ben tabii sadece burada gösterdiğim resimleri değil, başka resim de taradım. Ve merak ettiğim şey peki yani en önemli ziynet eşyası ne olabilir? Anlaşılan kemer. Çünkü yani kemerlere baktığınız vakit genellikle tabii eğer sokak giysisiyle gösterilmişse o zaman kemer anlaşılmıyor. Ama ev giysisiyle gösterilen bayanlar var. Ve o zaman kalçada oturan geniş bir kemer. Hatta bazen tipini anlayabilirsiniz. Hani Trabzon kemeri var ya, hasır gibi. Ve böyle bir hasır kemerini bir resimde yani görebilirsiniz, var. Bir de toka. Toka genellikle yani en gösterişli şey. Ve üstelik burada da olduğu için yani eğer üstünde bir yelek gibi bir şey varsa bile toka görünür. Ve o zaman yani tokalar taşlı oluyor. O da ilginç çünkü bizim bugün bildiğimiz tokaların büyük bir kısmı taşlı değil. Ama anlaşılan yani 17. 18. yüzyıllarda bu böyledir. Ondan sonra bir de üst baş. Çünkü orada bunun nasıl değiştiğini de görebilirsiniz. İzninizle bir geri gidelim. Yani bu kendiliğinden oynuyor, ne kadar kötü. Şimdi bu anlaşılan
Yani efendim Atina'daki koca başırlarının birinin eşi. Yani efendim oradaki Ortodoks insanlar arasında belirli bir yerde olan bir bayan. Ve efendim o zaman görüyorsunuz bu kafasında böyle taç gibi bir şey taşımaktadır. Ve buna efendim bunu tereke defterlerinde de görüyoruz. Bunun adı İstefan. Çünkü İstefan, Stefanos aslında çelenk demektir. Ve efendim yani orada bu hanım belli ki yani bu bir Ortodoks Hristiyan ama giysileri Osmanlı tipi giysisi. Ve efendim kafasında böyle yani çelenk gibi, taç gibi olan bir şey var. Ve efendim bu öteki bayanda da orada da bu efendim Osmanlı elitinden bir bayan imiş yine ev giysisiyle. Ve orada da efendim kafada yüksekçe bir süs olduğunu herhalde hotos türünden bir şey. İşin ilginç tarafı bu efendim bu moda 18. yüzyılda değişir. Ve o zaman efendim elit hanımlarının kafalarında kocaman ve herhalde efendim yastık gibi yani tekstilden yapılmış yüksekçe bir süs var. Şimdi işin ilginç tarafı bu modaya karşı herhangi bir ferman çıkmamıştır. Niye? Çünkü bu sokakta görünen bir şey değildir. Ve biliyorsunuz yani bazılarınız belki de Madeleine Zülfü'nün kitabını bilmektedirler. Efendim özellikle 3. Selim ve 2. Mahmut acayip bir şekilde yani yeni modallara karşı ateş püskürmüştür. Yani biliyorsunuz o eski bir hikaye. Fakat bu tipik olarak sadece ve sadece sokakta görünenlerle ilgilidir. Onun için yani bu bayanlar efendim sadece bayanlara açık olan bir düğünde efendim yani delice modalar giymiş olabilir ve bu efendim Osmanlı idaresini enterese eden bir olay değil. Efendim bugün İstanbul çarşısını gezenler görmüşler. Efendim bir sürü özellikle Nişantaşı'nda efendim çok süslü gece elbisesi satan dükkanlar var. Ben merak ettim, sordum oradaki satıcılara. Yani bunu kim alır? Çünkü yani hani efendim böyle bir grand tuvalet için ne zaman fırsat olur? Yani bizler çalışan bayanlar herhalde yani fırsat bulamayız. Bana söylenen de şuydu, efendim Arap hanımları bunu alıyormuş. Ben de ya dedim ama yani bunlar da nerede giyiyor? Efendim yani işte düğünleri falan çok imiş. Ve o zaman yani sadece gelin değil, bütün misafir olan bayanlar böyle grand tuvalet ile gidiyormuş. Demek ki o da aynı şey. Efendim sokakta hiçbir şey görünmez. Ama yani kendi aralarında bir şenlik veya bir düğünde bulundukları vakit efendim anlaşılan ya bu kadar çok olduğuna göre demek ki alıcısı varmış. Ve buna benzer bir olay yani Osmanlılarda da var. Çünkü yani 18. yüzyılda bayağı yani efendim özellikle başlıkta böyle çok gösterişli modalar var. Ve şimdi işin ilginç tarafı o dönemde bir de efendim dokümantasyon çoğalıyor.
Ve hep herhalde çoğunuz Metin Ant'ı biliyor. Metin Ant efendim bu çarşı ressamları dediği grubu ortaya çıkarmıştır. Ve efendim çarşı ressamları genellikle yani bir kısmı yerli, bir kısmı yabancı ama yani genellikle burada yabancı olanlar da burada uzun süre boyunca oturanlar. Onun için yani oldukça fazla böyle resim var. Ve bir yerde de Metin Ant'ın prestiji sayesinde efendim insanlar bu çalışmalarla ilgilenmeye başlamışlar. Hatta Tülay Artan bir kez şöyle söylemiştir. Efendim çarşı ressamı ile saray ressamı arasındaki ayrım her zaman o kadar kesin olmayabilir. Çünkü eğer saray meraklı değilse ve 4. Mehmet zamanında anlaşılan kimse meraklı olmamış, o zaman bu insanlar hayatlarını kazanmak için müşteri kim ise onun için çalışmışlar. Yani onun için bazıları fırsat buldukça saray, fırsat buldukça da çarşı için iş yapmış olabilirler. Sonuç olarak yani bunların sayesinde elimizde oldukça fazla doküman var. Bir de 18. yüzyılda ve bunu görmüş olanlar var. Efendim bir moda var. Türkeri modası ve o zaman Osmanlı kumaşları Avrupa'da çok moda oluyor. Ve hatta bir Osmanlı sefiri Viyana'ya gittiği zaman efendim Maria Teresa'ya çeşitli hediye getiriyor. Onların arasında bir Osmanlı ipeği de var. Efendim adam birkaç hafta kalıyor. Efendim veda görüşmesinde efendim Maria Teresa o ipekten yapılmış bir elbise giymiş. Bu tabii bir çeşit diplomatik nezaket. Yani bu hediyeniz yerini buldu diye. Ama aynı zamanda da o dönemde moda olan bir şey. Çünkü hatta öyle bir portre var. Maria Teresa ve büyük kızı birlikte ve her ikisinin üstünde Osmanlı kumaşları var. Onun için yani 18. yüzyıla ait olan oldukça geniş bir dokümantasyon var. Neyse, öte yandan bu daha sıkıcı size efendim. Şimdi bunu kimse okumak istemeyebilir. Ancak yani ben bunu getirdim. Merak eden olursa tabii yanımda da var. Fotokopisini çektirebiliriz. Yani ama belki bazılarınız düşünebilir. Peki yani bu sonuçlar nereden ve nasıl alınmıştır? Ve efendim yani burada söz konusu olan Bursa sicilleri 1730'lu yıllarda vefat etmiş, kısa bir süre içinde vefat etmiş olan 81 varlıklı kadın söz konusu. Ve efendim yani bazı hesapları bu 81 kişilik grup üzerinde yapıldı. Bazıları ise bunların arasında en varlıklı olanları seçtim. Onda çünkü orada daha fazla malzeme var. Ve biraz da yani o konuda yoğunlaştım. Ve o zaman efendim burada bakacağımız şey giysi değil. Zaten giysi benim için biraz yan uğraş. Daha çok ev eşyası. Yani döşeme. Ve biliyorsunuz yani döşeme Osmanlı evlerinde çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü bizim bildiğimiz mobilya
oldukça az. Yani efendim üstelik bir kısmı duvarın içinde, hani duvardaki nişler, kitaplar, mumlar vesaire içindir. Efendim yüklükte, efendim diyelim yatak yorgan yüklükte saklanıyor. Ama o zaman efendim evi şirin yapan nesneler efendim döşemelerdir. Ve orada sizinle paylaşmak istediğim şimdi bu ilginç birkaç tane var göreceksiniz. Bu ilginç bir konu. Çünkü yine ekonomi tarihiyle bağlantılı olan bir şey. Belki duymuşsunuz, eski literatürde şöyle bir söylem vardı. Efendim 16. yüzyılın son çeyreğinde İran ipeği pahalılaşıyor. Her şeyden önce çünkü Avrupalıların talepleri artar, İngilizler çok almaya başlıyor. Ama açıkçası söylenmesi ayıp ama savaşların da bir rolü var. Yani en nihayet Osmanlılar kaç kere Kuzey İran'ı basmışlar ve efendim herhalde yani ipek üretimi ondan da yani payını almış olmalıdır. Sonuç olarak yani bir yandan Murat Çizakçı'nın güzel bir lafıyla efendim profit squeeze yani esnaf kıskaçta fiyatlarını arttıramıyor. Çünkü yani Osmanlı eliti baskı yapar. Öte yandan yani efendim ham madde eskisine göre daha pahalı. Ve o zaman düşünülen şey efendim Bursa İpekçiliği o dönemde bitmiştir. Oysa bu doğru değil. Ancak şekil değişmiştir. Yani evet saray için yapılan ve müzelik olan efendim kumaşlar gerçekten azalmıştır. Ama bu adamlar da yani hani efendim Otü'de bir laf vardı bunca millet kaz değil. Bu insanlar da yani efendim pekala değişen şartlara uyum yapabilen insandır. Ve efendim bunlar daha geniş bir piyasa için güzel, hoş ama en nihayet küçük olan bazı parçalar üretmiştir. Ve bunlar oldukça fazla. Yani bize kadar gelebilen parçalar 400 ile 500 arasında. Yani müzelerde olan, kayıtlı olanlar. Bir de belki özel koleksiyonlarda kayıtlı olmayanlar da var. Bu anlaşılan geniş bir piyasa için yapılan bir şey. Yani bunun için efendim elitten bunu almak, alabilmek için elitten olmak şart değil. Hali vakti yerinde olanlar bunu pekala alabiliyor ve yani daha önce sizi gösterdiğim bu tabelalarda efendim işte kadife ve çatma denilen bir başka ipeklik kumaştan yapılmış efendim yastık yüzlerinin çokluğu göze çarpar. Aynı zamanda da kumaş parçaları var. Bunu makat olarak kullanıyorlar. Makat efendim sedire konan bir kumaş ve efendim insanlar bunun üzerinde oturmaktadırlar. Yani Arapçası zaten Arapçası oturmak kelimesinden gelmektedir. Ve efendim bunlar oldukça fazla. Ve bu enteresan bir şey. Fi tarihinde ben bir kere 15. yüzyıl sonlarında yapılan tereke listeleri üzerinde çalışmıştım. Ve orada da efendim ev için yapılanların çokluğu göze çarpmaktadır. Yani giysiden çok
efendim makattır, yastıktır, efendim ve yani hatta işte döşektir, efendim şey için yani namaz için, bu her zaman halı olmak zorunda değil, namaz için kullanılan bir tekstil. Ve efendim bunlar oldukça fazla ve giysiye göre hem sayısı fazla hem değeri fazla. Şimdi bu anlaşılan Bursa'da 15. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında çok değişmemiştir. Ancak dediğim gibi biz henüz bu işlerin başında olduğumuz için şey bilmiyoruz. Bu Bursa'ya özgü bir şey midir? Yoksa acaba genel bir şey midir? Çünkü çok komik, efendim terikeler üzerinde yüzlerce çalışma var. Yani internette gezdiğiniz vakit görebilirsiniz. Yani sayılamayacak kadar çok. Ama kadın terikeleri üzerinde yapılanlar oldukça az. Yani ilginç bir şekilde. Onun için ben şu anda çok büyük yani laf söyleyemeyeceğim. Yani bu durumun Bursa'ya özgü olup olmadığını bilmiyoruz. Yani başkaları çalışacak, çeşitli kentler üzerinde buna benzer çalışmalar yapılacak ve o zaman ortaya çıkar. Şimdiye kadar yani merak edenler tabii metne bakabilirler. Efendim ben arka planlı olarak sürekli olarak Şam'ı kullandım. Ve o zaman bunu bir arkadaşa gösterdim. Ve bu arkadaş itiraz etti. Yani sen Şam deyip duruyorsun. Şam'ın ne gibi bir özelliği var? Aslında Şam'ın hiçbir özelliği yok. Ama Şam üzerinde çok külliyetli çalışmalar yapılmıştır. Aynı dönem, 18. yüzyılın başı. Daha yani buna benzer çalışmalar çok fazla olmadığı için ben elbette yani efendim Şam üzerinde yoğunlaştırdım o çalışmaları. Bir de üstelik efendim son zamanlarda sanat tarihçisi olarak bu parçalar üzerinde çalışan bir meslektaşımız var, Amanda Phillips. Ve Amanda efendim bu parçalardaki moda değişikliklerini, stil değişikliklerini ortaya çıkarmış. Bu çok tipik bir 17. yüzyıl yastık yüzüdür. Orada ya bunu görürsünüz ya da bunu görürsünüz. Ve dediğim gibi yani merak edenler Sabek Hanım Müzesi'ne gidebilir, orada vitrinde var. Veya efendim Topkapı Sarayı'nda mevcut olanlar yayınlanmıştır. Yani bunu ve internette de bulursunuz. Onun için yani dediğim gibi bunların sayısı oldukça fazla. Oysa 18. yani orada görüyorsunuz. Çok kesin ortada bir medalyon veya efendim büyük karanfiller veya büyük laleler. Ondan sonra her iki tarafında şöyle altışer tane niş. Bu neredeyse değişmeyen bir ögedir. Ondan sonra halbuki 18. yüzyılda, özellikle 18. yüzyılın son çeyreğinde bu değişir. Yani 3. Selim zamanında yapılanlar farklıdır. Sonuç olarak yani biz ne görüyoruz? Bir, efendim Bursa'daki üreticiler, efendim yani sadece ve sadece saray için üretim yapmakta kalmamışlar. Efendim bir yandan daha geniş bir müşteri kitlesini
bulmuşlar. Öte yandan daha ucuz bir ham madde. Çünkü yerli ipek kullanılmaya başlanmıştır. Ve o da İran ipeği kadar kaliteli belki değildir ama yine de güzeldir, idare eder. Bunu kullanmışlar. Ve 19. yüzyılın başında bile ipek üretimi Bursa'da devam etmektedir. Ve bunun garip bir tanığı var. Herhalde pek çok insan Josef von Hammer adlı diplomatı ve tarihçiyi bilmektedir. Adam gençliğinde, 19. yüzyılın ilk yıllarında bir İngiliz diplomatıyla birlikte bir Bursa gezisine çıkıyor ve yazıyor. Diyor ki biz aramızda anlaştık, hiç politikadan konuşmayacağız. Yani Bursa'ya, İstanbul'dan Bursa'ya gideceğiz, güzel şeyler göreceğiz ve yani politika vahimdir, yani bunu hiç ama hiç konuşmayacağız. Ondan sonra Hammer, yani Osmanlıcası var, İpek herhalde Mizan-ı Harir'de çalışan birisiyle konuşmuştur. Çünkü vergi ödeyen parçalar üzerinde bilgiler var. Bunu ancak orada elde etmiş olabilir. Ama sonuç olarak ne görüyoruz? Orada bürümcük var. İnce bir ipekli kumaş. Bu anlaşılan çok talep edilen bir şey. Bir de malum yani bu gördüğümüz parçalar ve sonuç olarak yani Bursa'daki ipekçilik 1805 yılında halen oldukça canlı. Ekonomik kriz, 3. Selim batmak üzere ama Mizan-ı Harir'den her sene yine önemli ölçüde ipekli kumaş çıkmaktadır. Sonuç olarak yani biz buradan ne öyle zamanı da bitiyor. Sonuç olarak yani biz burada bundan ne çıkarabiliriz? Bir, tüketim ve özellikle yani kumaş gibi çok merkezi bir yerde oturan parçaların tüketimi direkt olarak diyelim büyük iktisadi gelişimlerle bağlı olmayabilir. Olabilir, olmayabilir. Ama bu ilişkiyi çok yani yakından incelemek gerekiyor. Bakın ben bugün bile ben 30'a düştüm. Ve bir başka bir çalışmada dedim ki işte 3. Selim zamanında lüks mallara karşı o kadar çok talep olmamış olabilir. Zira işte ordu için çok fazla para gitmişti. İyi, söylemeseydim. Çünkü yani dipnotunu hazırlarken çeşitli şeyler karıştırdım ve hiç de öyle değil. Yani 3. Selim'in kız kardeşi o zaman yani müthiş siparişlerde sipariş yapmıştır. Mücevherat olsun, şu olsun, bu olsun, kendini bir villa yaptırmış. Arnavutköy'e yakın. Yani o kadar da az değilmiş sarayın harcadığı para. Onun için yani dediğim gibi 30'a düşmemek gerekir ve tüketimi ayrı olarak incelemek gerekir. İncelendikten sonra diyebilirsiniz evet bunu yani orada üretim veya politik durum ile bir bağlantı kurabilirim. Olur, olabilir ama bunu sonradan yapmak lazım. Yani İlk etapta bu varsayımdan hareket etmemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi insan çok kötü yanılabilir.
İkincisi, efendim, yani bizim hala iyi anlamadığımız bir olay var. O da efendim, yani Osmanlı elitinin altında bir hali vakti yerinde olan bir grup var. Yani efendim Bursa'daki kadınların terekeleri o çevreden gelmekte. Yani bu bir hatunun yani önemli ölçüde mücevherleri var. Yani belli ki ve üstelik şeyden de belli, babası ulemadan değil, efendim saray içinde çalışmıyor. Yani ipek tüccarı olabilir, bilmiyoruz. Ama sonuç olarak yani orada Bursa'da canlı olan bir ipek üretimi var. Bu şekil değiştirmiştir var olan siyasi duruma göre. Ama aslında 15. yüzyıldan 19. yüzyılın ilk yıllarına kadar şekil değiştirerekten kendini devam ettirmişti. Efendim beni buraya kadar dinlediğiniz için özür dilerim. Yani teşekkür ederim. Uzattığım için özür dilerim. Çok teşekkürler Süreyya Hanım. Soru var mı? Şevket, soru var mı? Vallahi soru. Bu son, o zaman hani madem zorluyorsun Süreyya, bu son, en son söylediğinle ilgili bir şey sorayım. Biraz daha acaba spekülasyon yapabilir misin? Bu zengin kadınlar, varlıklı kadınlar kimlerdi? Biraz daha çeşitlendirebilir misin bu konuyu? Vallahi keşke. Şimdi bir tek görebildiğimiz insanlar belki ama yine belki serbest bırakılmış cariye. Çünkü ben birkaç kişi buldum. Efendim Bin Abdullah, Bin Abdulaziz, tamam mı? Yani ve biliyorsunuz özellikle elitten olan yeni Müslümanlar Bin Abdullah olmak istemiyor. Bin Abdülmenan oluyor, bir şey oluyor. Ve efendim öyle iki tane Abd bilmem ne sırasıyla gelince ben acaba bu insanlar zengin bir adamın serbest bırakılmış cariyesi olabilir mi? Bence yani ne kadar olduklarını söylemek zor. Ama aralarında sanırım bir miktar var. Gerçi yani 18. yüzyılda cariye, yani köle zaten sanırım İstanbul elitinin dışında erkek köle çok azdır. Ama cariye arada bir var. Yani çok değilse bile, yani ben bir tanesine rastladım. Efendim adam serbest bırakmış, cariyesine de bir miktar yani ev eşyası bağışlamış. Ondan sonra efendim karısı itiraz etmiş. Yani bu kadarını veremezsin diye. Onun için yani herhalde sayısı çok fazla değil ama bunu yani orada spekülasyon yapmak mümkün. İkincisi efendim babasının titresi var mı yok mu? Ona bakmak mümkün. Ve dediğim gibi çarpıcı bir şekilde efendi kızları yoktur. Yani eğer yani o aslında ulema nispeten rahatlıkla biriktirdiği serveti ikinci, üçüncü nesle aktarabilir.
Onun için ben aslında efendi kızlarını bekliyordum. Ama çıkmadı. Yani şimdiye kadar. Tabii ben yani benim elimdekiler sınırlı bir grup, 81 kişi. Efendim hepsi de aşağı yukarı 2,5 yıllık bir süre içinde vefat etmiştir. Onun için yani oradan büyük genellemelere gitmek eminim hatalıdır. Ama yani şimdiye kadar açıkçası şaşırdım. A kızları var. Ancak yani bu ağlar neyin ağası? Onu insan bilemiyor. Çünkü daha sonra yani bir sürü insan için kullanılma başlanmıştır. Ama yani yeniçeri midir, başka bir şey midir şu anda bilmiyoruz. Bir başka bir şey de var ama buna ben girişmedim. Bursa'nın haritası aşağı yukarı belli. Çünkü 1840'lı yıllarda efendim güzel bir harita yapılmıştır. Bu mevcut. O zaman genellikle terekide bu insanların hangi mahallede oturduğunu yazıyor. O zaman insan şöyle bir şey yapabilir. Bu insanlar, tereke sahibi insanlar hangi mahallelerde oturmaktadır? Ve bu mahallede 1840 yılında yapılmış olan haritada nerededir? Bir de o zaman efendim belki acaba Bursa'nın varlıklı mahalleleri var mıdır? Biliyorum, genellikle şöyle deniyor Osmanlı mahallelerinde efendim zengin ve fakir birlikte oturuyor. Prensip olarak doğru ama yine de zenginlerin tercih ettiği mahalleler vardı. Yani ben Ankara'yı biliyorum. Efendim kalede zenginler oturuyor. Ve öte yandan efendim kent sınırlarına yakın olan Erzurum mahallesi var. Ve Erzurum mahallesinde varlıklı bir ev bulamadım. Demek ki yine de bir miktar, bir yani zengin fakir ayrımı var, kesin değil ama bir ölçüde. Aynı şey Kahire içinde aynı şey çıkmıştır. Efendim bir ketalfil denilen bir havuz var. 18. yüzyılın sonunda efendim zenginler bir ketalfilin etrafında oturmaktadır. Orada hiç fakir adam yok diye bir anlam taşımamaktadır. Ama yapılan çizimler var. Belli ki yani bu orada oturmak için parası yani biraz para harcamak gerekiyor. Onun için belki bir miktar bu şekilde yaklaşabiliriz ama ben bunu henüz yapmadım. Başka soru var. Çok teşekkürler. Ben de şey merak ettim, bu terekelerde baktığınızda kadınların sadece tüketim üzerinden bakmış ya da bugünkü konuşmamın üzerindendi. Ticarette girişimci olarak gözlemlediğimiz bir şey var mı? Sadece terekeyle bunu yapmak çok zor gerçi ama. Vallahi bu gerçekten zor. Yani biliyorsunuz Haim Göbe bir kere güzel bir makale yayınlamıştır. Orada bir dükkan sahibi olan bir kadın söz konusu. Ancak bu dükkanı kendisi yani bir adam koyarak işletiyor muydu? Yoksa bu sadece babasından kalmış bir miras mıdır? Onu bilmiyoruz. Arada bir şöyle şeyler çıkıyor. Eğer borçlara ve alacaklara bakılırsa, efendim bazı kadınlar diyelim efendim yün iğrenlerin efendim işini topluyor ve efendim aracılık yapar. O zaman bazen borçlar bölümünde ve alacaklılar bölümünde
efendim böyle bir şeyi görebilirsiniz. Yani bu insan mal almış, henüz parasını ödeyememiştir. O zaman yani bu mışlı bir şey. Yani çok kolay bulunabilen bir şey değildir. Ama ben oldukça eminim. Yani eğer böyle bir kadında çok fazla ipekli bir kumaş çıkarsa, benim bir tane yani öyle birisi var ve bu hatunun 5 ipekli elbisesi var. Az bir şey değil. Üstelik telli yani efendim içinde yani altın gümüş teli olan bir kumaş, pahalıca bir şey. O zaman yani dersin ki eğer bu yani elitten birisi değilse acaba bir ipek tüccarının kızı veya eşi olmuş mudur? Ama onu ispatlamak oldukça zor. Yani spekülasyonun ötesinde bir şey yok. Selanik'te mi yok mu böyle bir şey? Hı? Selanik daha böyle denize açılan ticaretin yoğun olduğu bir yer. Selanik'tekilerde yok mu? Şimdi bakın Selanik o dönemde yani bir Selanik'in sicilleri geçti başlıyor 17. yüzyılda. Ve Selanik'in kumaşçılık dönemi yani parlak olduğu dönem 16. yüzyıl ve 17. yüzyılın ilk yarısı. Onun için yani 18. yüzyılda Selanik'te artık kumaşçılık çok ağırlıklı değildir. Yani daha çok ticaret merkezidir. O açıdan belki çok pratik değil. Benim düşündüğüm herhalde Diyarbakır diye bakmakta fayda var. Çünkü oraya efendim onu insanlar kanıtlayabilmişler. Hindistan kumaşlarının taklidi yapılmıştır 18. yüzyılın ikinci yarısında. Ve bir kısmını yani orada bir şey kalmamış ama bazı örnekler ihraç da edilmiştir. Marsilya'da Chambre de Commerce'ın arşivinde bunlar mevcut. Ve efendim Katsumi Fukazawa diye bir Japon bunları bulmuş ve yayınlamıştır. Onun için yani efendim Diyarbakır üzerinde çok çalışılmıştır ama genellikle malum komüniteler arasındaki ilişkiler. Oysa yani bunun ekonomisine bakmakta bence yarar var ama bildiğim kadarıyla henüz yapılmadı. Son bir soru alabiliriz. Daha arkada bir. Zaman olarak bu sorunu alacağız çünkü televizyon kameraları geliyor. Sonra devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sayın Hocam iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İpek'ten bahsederken hatırıma şöyle bir soru düştü. Acaba halı ile ilgili, ipek halı ile ilgili terekelerde herhangi bir detaya rastladınız mı? Bu konunun atlanmış olması mümkün mü acaba? Yani ya da kıymet verilmemiş mi? Ne diyorsunuz bu konuda acaba? Bir bilgi var mı elimizde? Yani halılar genellikle halıların ne gibi bir kumaştan, ne gibi bir tekstil olduğunu söylemiyorlar. Ama büyük bir olasılıkla halıların çoğu yün. Bir de efendim şeyler de var. Yanbolu keçeleri. Yani Yanbolu Rumeli'nde bir kasaba. Ve çok eskiden biri orada kaliteli keçi yapılmaktadır. Onu kullanıyorlar. Yani ipekli halı diye bir şeye pek rastlamadım. Yani belki vardır ama terekelerde gösterilmedi. İpekli kumaş olunca bu daha çok efendim işte çatmadır, kadifedir. Ve efendim gerekirse bunu bir yani döşek gibi bir şeye de bağlıyorlar, dikiyorlar. Daha çok öyle. Çok
Çok teşekkür ederiz. Biz ayrılmadan önce Süreyya Hanım'a bir bilim akademisinin plaketini vermek isteriz. Çok teşekkür ederim.